Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber saç çöreği tarif yapacağız. Çöreğimizi yaparken mayalı hamurdan haşhaşlı katmeri nasıl hazırlıyoruz onunla da alakalı video hazırladım. Onu da beraberinde yapalım istedim. Ve hamurumuzu yoğurmakla başlayalım işimize. Hamur için oran belirtmeyeceğim arkadaşlar. Ölçü belirtmeyeceğim. Onun için yoğurma kabıma bir miktar unumu aldım. Üzerine bir miktar tuz ve kuru mayayı ilave ettikten sonra yavaş yavaş su ilavesi yaparak hamurum kıvam alıncaya kadar yoğuracağım. Sizde eğer e, ölçü belirtilmeyen tariflerde iyi hamur elde etmek istiyorsanız ilk etapta yoğurma kabınıza ununuzu alın. Üzerine gereken malzemeleri ilave ettikten sonra yavaş yavaş su ilavesi yaparak daha iyi kıvam tutturabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Hafif ele yapışır. Kıvamda e, çok sert bir hamur değil arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaktan bir tık daha yumuşak. Ve hamurumuzu mayalandırmayacağız arkadaşlar. Sadece dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlenirken biz de yeşilliğimizi hazırlayalım. Yeşillik için dalgan, pırasa, yeşil soğan, maydanoz kullandım. Siz isterseniz pazı, ıspanak gibi yeşilliklerden faydalanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi de lezzetli olacaktır. Ve yeşilliğimin üzerine bir miktar çökeleğimi aldıktan sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Baharat olarak da kuru biber, çörek otu ve pul biber kullanacağım. Bunlar tamamen damak tadınıza bağlı bir miktar zeytinyağı da ilave ettiğimiz yeşilliğimizi bir güzel harmanladık karıştırdık ve hazırda bekliyor yeşilliğimizi hazırladıktan sonra şu anda görmüş olduğunuz bir miktar haşhaşımızı sıvı yağla sulandırdık sürülebilir kıvama getirdik o da kenarda beklesin çöreklerimizi yaptıktan sonra haşhaşlı katmerimizi de yapacağız ve kayınvaliden bezelerini hazırlamaya başladı ve hamurumuzdan portakal büyüklüğünde parçalar kopararak bezelerimizi oluşturmaya başladık. Bu tarifle tavada da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tavada yapacaksanız bezelerinizi biraz daha ufak tutabilirsiniz. Ve yavaş yavaş yufkalarımızı açarak çöreklerimizi oluşturmaya başlayalım. Bunlar da benim paşalarım babaanne yarışıyorlar. Ve açtığımız yufkaların ortasına ıı, yarısına gelecek şekilde yeşilliklerimizi yerleştirelim çok fazla yeşillik koymayın arkadaşlar. Çevirirken yırtılma olmasın hamurunuzda ama çok da az koymayın lezzetli olsun. Ve tuz ilavesini pişirirken koyacağız. Yeşilliğimde daha önce tuz ilavesi yapmadık çünkü yeşilliğimiz sulanıp ağırlaşacaktır. Bunu istemediğimiz için Pişirmeye yakın zamanda tuz ilavesi yaparak yaparsak daha iyi sonuç elde ederiz. Daha sonra Yufkamızın öteki tarafını da üzerine katlayarak kenarlarını bastırarak çöreklerimiz pişmeye hazır hale gelecektir. Ve çöreklerimiz pişmeye hazır. Daha önceden yakıp ısıttığımız sacımızda çöreklerimizi pişireceğiz. Dediğim gibi bu tarifi tavada da hazırlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif. Tabii ki de ocağın ve sacın lezzeti bir başka oluyor ama tavada da aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar size. Ve bu çöreğimizi de yaptıktan sonra katmer yapımına geçeceğiz. Sizleri son bir defa daha göstereyim. Şöyle açmış olduğumuz yufkamızın yarısına gelecek şekilde yeşilliğimizi yerleştirdik. Ve üzerini kapayıp pişmeye göndereceğiz. Arkalarını bir güzel pişirdikten sonra yemeğe hazır hale gelecektir. Ve pişirdiğimiz böreklerin dışını yağlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü yeşilliğimizin içine zeytinyağı ilavesi yapmıştık zaten. Ama yeşilliğe yağ ilavesi yapmadıysanız böreğiniz piştikten sonra yağlayarak alabilirsiniz. Ve hazır olan çöreğimizi sacımıza alalım. Ve daha sonra katmer yapımına başlayalım. Hazırlayacağımız haşhaşlı katmerimizin bezesi biraz daha büyük olacak arkadaşlar. Çünkü sacımız büyük olduğu için büyük katmerler elde edeceğiz. Eğer tavada yapıyorsanız bezelerinizi ufak tutabilirsiniz aynı şekilde. İsterseniz el yardımıyla da açabilirsiniz. Oklavayla da daha kolay açılıyor. Şöyle çok fazla ince olmayacak şekilde açtığımız yufkamızı daha önceden yağla sulandırmış olduğumuz haşhaşımızı sürelim. Her tarafına değdiğinde emin olalım. Bolca sürebilirsiniz. Haşhaşınızı ne kadar bol sürerseniz o kadar lezzetli olacaktır. Ve kat kat görünecektir. Daha sonra haşhaş sürdüğümüz yufkamızı şöyle videoda gördüğünüz gibi katladık. Ve katladıktan sonra tekrar bir miktar açıp pişmeye göndereceğiz. Arkalı önünü pişirip yağlayıp hazır hale getirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi katladığımız katmerimizin en üzerine gelecek şekilde de biraz haşhaş sürdükten sonra bir miktar un serperek tekrardan açıyoruz. Dediğim gibi mayalı hamur olduğu için elle de açabilirsiniz. Kolaylıkla açılabilir. İlla ki oklava veya merdane kullanmanıza gerek yok. Bu arada biz birkaç tane haşhaşlı katmerimizi pişirdik. Sizlere nasıl çevirip yağladığımı da göstereyim. Benim burada yapmış olduğum bütün işlemleri tavada hazırlayarak da yapabilirsiniz çok lezzetli olacaktır. Çünkü herkesin böyle bir saçta pişirme olasılığı imkanı yok. Şöyle bir tarafını pişirdiğim katmerimin üzerine bir miktar yağ döktüm. Ve her tarafına değebilmesi için katlayarak yağın birbirine değmesini sağlayacağım. Şöyle her tarafına yağını yedirdikten sonra Çevireceğim ve arka tarafını da aynı işlemden geçireceğim. İsterseniz tek yönlü de yağlayabilirsiniz. Çok yağlı sevmiyorsanız. Ama kızarması açısından da yağlamak önemli. Kızardıktan sonra çok güzel pembemsi bir renk alacaktır. Ve katmerlerinizi daha lezzetli gösterecektir. Onun için ben iki tarafını yağlamayı tercih ediyorum. Dediğim gibi yağladıktan sonra şöyle her tarafın birbirine değdiğinden emin olduktan sonra yağımızın bir güzel kızarttıktan sonra yemeğe servise hazır hale gelecektir. Sizlere şöyle katmerimin son halini de göstereyim. Gördüğünüz gibi pes pembe kızardı çok lezzetli oldu. Yapıp deneyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım tarif ve videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hoşçakalın.